Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün biraz önce bir telefon geldiği için en baştan bunların hepsini anlatacağım. Kısa kısa bugün piyasada hareketli bir gün olacağı kesin. 14 liraya mı çıkacak, 13 liradan 12.50'ye mi inecek dolar? En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Bugün sizler için özel ve güzel yayınlarda açacağım. Neden gittim? Çünkü telefon geliyor, sonra ses kesiliyor ve sonrasında biz zaten hiçbir maksadı olmuyor. Zaten kapatmak zorunda kalıyorum. O yüzden dedim ki en baştan başlayayım. Kimse de geride kalmasın. Ve bunları her şeyi konuşalım. Baktığınız zaman dolarda çok ciddi anlamda bir değer kaybı görülüyor. Dolar Mart ayından bu yana %80 oranında Türk lirası dolar karşısında düşüşle karşılaştı. Şu yorumları da kapatacağım çünkü dikkatim oraya gidiyor ve ben size doğru şey vermek istiyorum. Arkada da arabada öğretmenler günü çiçeğimiz var. İki öğretmenimiz var. Biricik Sultan Anaokulu'nda biliyorsunuz. İki çiçeği öğretmenlerine aldık. Bir tane de kendine de almak istedi. Fıstık, o da suya konmak için gidiyor. Şimdi suya konmak için gidenlerden bir tanesi de Türkiye ekonomisi. Çok ciddi anlamda problemler yaşıyor ama eğri oturalım, doğru konuşalım. Her şey içeriden kaynaklanıyor. Dışarıda Fed'in özellikle Powell'ı tekrar aday gösterecek olması ve bu adaylıkta evet kesinlikle hani yeni bir şey olmayacak, yeni bir şey değişmeyecek ama tahvillerin alımının daha süratli azaltılması olabilir. Çünkü eğer ki yepyeni bir başkan gelmiş olsaydı, yeni politikalar bilmem ne acaba deyip böyle bir sekme olabilirdi. Şimdi bu ihtimaller tamamen kenara gitti. Bir. İkincisi, enflasyonun 31 yılın zirvesinde olmasından dolayı tahvil alımlarının daha süratli azaltılma ihtimali. Ama bu ihtimal. Çünkü Powell aslında evet kabul etmek üzere enflasyon oranlarında beklentilerin üzerinde ve kalıcı olduğuna dair ama tatil sezonu, Thanksgiving, Christmas, Noel, yılbaşı falan. O yüzden insanlar zaten bir şekilde Kasım ve Aralık enflasyonunu fişlekleyecekler ve şişik bir enflasyon gelecek. O yüzden hani evet Haziran 2022'de değil, belki Haziran, belki 2022 Mart ayında faiz arttırımı gelecek ama durum da böyle. Bu arada Avrupa'da Amerika'nın elini kuvvetlendiren en önemli şeylerden bir tanesi Avrupa'da koronavirüs vakalarının artması ve yine kapanmaların peş peşe geliyor olması. O da bir anlamda orada akacak olan paranın diğer tarafa gitmesini tetikliyor. Altınla ilgili bu akşam FED tutanakları da var. O yüzden zaten 9'da 10'da da zaten yayında olacağız. Hani yani bitmedi. Bitmiyor. 6-7 yayın yapmak zorunda kaldığım günlerden geçiyorum. Sıkıntı yok. Biz buradayız. Bu işleri halletmek için ve sizlere bu süreçte daha rahat geçirebilmeniz için aslında ben burada YouTube'da, Instagram'da, Telegram'da sizlere faydalı olmaya çalışıyorum. Telegram'da da Beste Uyanik Telegram. Tamam? Diğeri sonuna K'sı Q'su olan değil. Beste Uyanik Telegram. Çok net. O benimki. Yazdığınız zaman Beste Uyanik'te 3 tane sahte hesap çıkıyor. Ve o sahte hesapla lütfen itibar etmeyin. Bir tanesi 25 bin aboneli. Biliyorum fazla abonesi olduğu için onun doğru olduğuna düşünüyorsunuz ama biz her geleni almış girebiliyor gibi görünse de insanları çıkartıyoruz. Çünkü garip profilde veya reklam için kullanabilecek garip şeyler konuşan veya kopyalayabilecek buradaki içerikleri başka yerlerde yanlış şekilde lanse edebilecek insanları çıkartıyoruz. O yüzden benim oradaki grubum biraz daha az kalabalık. Az olsun, öz olsun peşindeyim. Gerçekten artık bıkmış durumdayım. Şov yapmaya çalışan parazitlerden. Şimdi bu Avrupa Amerika'yı anlattık. Dolar endeksinin 100 bine çıkması zaten bekleniyordu ve dolar endeksi 100 bine çıktığı için de çıkacağı için de dolarda bir kuvvetlenme var. Diğer pek çok ülkeye oranla zaten dolar değerine değer katıyor. Bizim ekstradan neyimiz var? Belirsizlik, kırılganlık, sürekli değişen Merkez Bankası ve ekonomi yönetimi ve tek adam rejimi. Bu en önemlisi. Yurt dışındaki kaynaklarda da başladılar Türkiye Türk lirası en düşük seviyelere düştü diye. Tabii ki de düşecekler. Hani onlar da haklı, sadece yabancılara göre bir şey yapmak zorundasınız demiyorum. Ama acı reçete arkadaşlar. 1000 bas puan arttırılması. 25'e çıksın 5 lira olur dolar. 1000 bas puan, ama tabii hangi yürek bunu yapacak bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim, eğer Aralık ayında 100 bas puanlık bir indirim, 25 bas puanlık bir indirim bile gelse günaydın diyeceğiz, dolar 15 lira. Hatta eğer bir faiz arttırımı gelmezse gerçekten
17-18 liraları bile görebiliriz. Venezuela büyüyor, %1 milyon enflasyon olur. Bugün şu anda asgari ücretliye 10 bin lira verseniz bile alım gücü o kadar düşmüş durumda ki. Dün 250 dolardı adamın maaşı. Bugün 170 dolar. Eğer biraz daha artarsa 100 dolara falan inecek adamın maaşı. Ve bu insanlar artık gerçekten çok kötü seviyelerde çalıştırılacaklar. Ve artık bıkacaklar. Sonra siz diyeceksiniz ki beyin göçünde de var. Neden olmasın diyecekler. Ama yurt dışındaki işler de karışık. Bugün FED tutanaklarından tahvil alımları nereye gidecek onu göreceğiz. Tahvil alımları süratli bir şekilde kısılabilir. Ben 20 milyar dolarlık bir kısıntı olacağını düşünüyorum. 2013'e geri dönüyoruz. Dolar, bu adamlar paralarını dışarıda bırakmayacaklar. Enflasyon iyi gelecek, istihdam iyi gelecek. Bana göre şu anda Amerika'dan kötü gelecek bir veri maalesef yakın bir dönemde beklenmiyor. Ha ama bir dalga konusu olur ki bu insanlar daha çabuk aşılığına 3. dozları onayladılar. Eminim herkes bir anda 3. doz olacak. Cumhuriyetçiler haricinde. Cumhuriyetçiler çünkü aşı karşıtılar. Aslında bugün baktığımızda biz ne oldu? Biz tekelleşmeye devam ediyoruz. İlaç satışı, çikolata, şeker, kakao satışı, emtia satışları, gübre, tarımla ilgili bunların hepsi yavaşladı. Japon ev kadınları çok önemli. Yani çünkü neden? Onlar böyle kalıcı yatırımlar yapıyorlardı. %44 seviyesine kadar geriledi. Japonlar bile bir şekilde piyasada kapatmak zorunda kaldılar. Türk lirasındaki pozisyonlarını. Yani yabancılar şimdi şöyle bir şey var. En büyük endişe şunu dillendirmeye başladılar. Çok rahatsız olduğum bir endişe ama dediler ki insanlar bankaya gidecekler. Bankadan şeylerini çekecekler. Çeksinler, ne yapacaklar? Yani bu birazcık da böyle ateşlemek için. Çok fazla kriz gördük biz bu son yıllarda ve benzer bir şey. Ağustos 2018'de de bunu gördük. Şu anda Kasım 2021'de bunu yaşıyoruz. Bir noktada tak diye aşağı kırılacak ama çok canlar yanacak. Bana göre 1 Aralık veya 2 Aralık gibi Lütfü Elvan veya Şahap Kavcıoğlu'ndan iki tanesinden bir tanesi gidecek ve bu dök boşalt, doldur boşalt yapılanı kesime diyecekler ki ben sana kazandırdım, elindeki paraları bozdur. Rezervler kullanılacak, rezervler ama uzun vadeli olmayacak. Ama bana göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde o rezervler ciddi anlamda kullanılacak ve şey yaşanacak. Ciddi bir boşaltma orada da yaşanacak. O sadece 1-2 aylığına 2 liralık bir düşüş gerçekleştirebilir. Onun ötesinde pek fazla bir şey gerçekleştiremez. Faiz artışına mecburuz. Ve bu bir süreç. Bundan çıkmanın yolu yok. Kripto paralara gelirsek şu anda Türk borsalarında kripto paralarla oynayanlar için, yatırımları olanlar için karlı süreçlerdeyiz. USDT'de kalmak ve mesela Bitcoin şu anda dolar anlamında %11 oranında TL oranında arttı. Yani yabancı borsalar olduğunuzda Bitcoin düşüyor gibi gözükse de, ki bu arada Bitcoin'in ben 55 bin 54 bin bandına düşmesini isterim. Şöyle bir rahatlasın, bir ter atsın. 52 bin dolarlı seviyelere geldiğinde ben dipleri sıyırma. Bu arada DeFi projelerinde inanılmaz iyi şeyler var. Avax, Solana, TLM, FTM, FET, Bitcoin Cash, USDT, Sand, bunların hepsi Metaverse coinleri ve NFT coinleri ve gaming coinleri anlamında güzel. Gala, Kokos falan, bunlar da hareketli olacaktır. Diğer taraftan ben biliyorsunuz biraz sonra yeni bir tane de video gelecek. Star Launch üzerine özel bir video çekeceğim. Çünkü bakın Solana ve Avax değişik projeler, güzel projeler. Avax doldu mu deniyor? Ben kesinlikle dolduğunu düşünmüyorum. Ben 200 dolar, 250 dolarlara kadar çıkmasını bekliyorum. Solana'da da 350-370 dolarları bekleyen taraftanım. Bitcoin ve Ethereum'un kendine has ağları var, değil mi? Okey, onu biliyoruz. Diğer taraftan kripto yatırımcısı bana şunu gösterdi ki aslında o kadar da Bitcoin, Ethereum, o kadar bir ağ bağlılık yok. Bunu birkaç sefer söylememin nedeni şu. Avax ve Solana ağlarında yeni çıkacak projeler, early seed investment dediğimiz projeler. Bugün siz Bitcoin'den maksimum ya 2x bile kazanamazsınız arkadaşlar. 1,5x, hani o 100 lira koydun 150 lira olabilir. Sizin yeni projelere ve yeni ağlara merak sarmanız lazım. Sizi teknoloji buraya itecek. Early investor'lar kazanacak. Bu döneme geliyoruz. Bundan kaçış yok. O yüzden Solana ve Avax ağlarındaki yapacağınız şeyler önemli. Ve dediğim gibi buralarda yapılacak olan projelerden önceden haber almak önemli. O yüzden bir sonraki videomda lütfen dikkatlice okuyun. FTX'te listeli bir coin'den bahsediyoruz. Star Launch. Ona bir bakın. Bir sonraki videomu da dikkatli izleyin. Çünkü dediğim gibi artık dönem yeni yatırımlara yatırım yapmanın vakti.
Siz Bitcoin'e 1000 lira koyduğunuzda 1500 lira kazanabiliyorsanız fiyat artışını, ama orada balinalar var, orada herkes var. Yeni bir yatırımdan 100x, 200x kazanabilir. Bunlar göreceli değerler. Hepsi 100x, 200x garantisi yok. Ama insured, yani sigortalı olması önemli diyorum. Bir sonraki yayında dikkatli izleyin lütfen diyorum. Bugün gün içerisinde pek çok yayın açacağız. Bir problem olduğunda hemen beni dürtün. Ben zaten piyasayı sürekli kontrol ediyor olacağım ama ben buradayım. Yeni bir yayında da görüşeceğiz. Yorum yapmayı, abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişebilelim. Görüşmek üzere. Unutmayın ki çayınızı kahvenizi alıyorsunuz. Midas'ta podcastlerim var. BTC Haber'le güzel bir programa başlıyoruz. Kriptografik. Barış Büyüktaş'la çekeceğiz. Güzel şeyler var. Sürekli size yenilenmeye çalışıyorum. Çin'de de İngilizce bir broadcast'a başlayacağım inşallah. Daha doğrusu hani ben yapacağım ama. Çünkü Asya'da bence bilmeli ki Türkiye'de neler oluyor. Doğru haberleri bizden almalılar diyorum. Görüşmek üzere.